Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kısa tuzaklar serimize hiç hız kesmeden devam ediyoruz. 6. tuzak videomuzda vezir kıstırma tuzağını sizlere göstereceğiz. Videomuza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza hala abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsun. Zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın diyelim. Ve bakalım beyazlarda nasıl bir tuzakmış bu vezir kıstırma tuzağı. Orijinal ismi Rubinstein tuzağı, fakat biz vezir kıstırma tuzağını tercih ediyoruz. Beyazlar D4 oynar, siyahlar D5'le yanıt verir. At F3, bakmayın at F3 oynandığına, vezir gambitinde yapılan bir tuzak, sadece farklı bir varyantı bu. At F6 hamlesinden sonra C4, E6 ve fil G5 hamlesiyle birlikte arkadaşlar hemen hemen vezir gambitine giriş yapıldı gibi gözüküyor. Sadece at C3 hamlesi eksik. Fil G5 hamlesinden sonra siyahlar at B'den D7 oynuyor. At B'den D7 hamlesinden sonra ise beyazların hamlesi E3. E3 tabii ki fili çıkarma fikri barındırıyor. İçerisinde fil E7 ile birlikte siyah at açmazdan şu anda kurtuldu. At C3 oynandı. Kısa rok hamlesiyle şah güvence altına alındı. Baktığımız zaman diyeceksiniz ki ya beyazlar ne ara şimdi tuzak yapacak? Arkadaşlar bu özellikle yıldırım oyunlarda çok karşılaşılan bir tuzak türüdür. Özellikle sağlamcı oynayan siyahların ve riske girmek istemeyen beyazların oyunlarında çok fazla görülür. Kale C1 oynuyor beyazlar. Hamleler çok normal. Kare E8 hamlesiyle birlikte dikkat edin arkadaşlar. Şu anda vezirin çevresi tamamıyla kapanmış durumda. Vezire eğer ki bir baskı gösterirsek, bir baskı yaparsak vezir düşecek. Bu planın üzerine kuruluyor zaten. Vezir C2 oynanıyor. Hem şah katına saldırı fikri barındırıyor. Hem de C hattına bir tane daha taş getirmiş oluyor. A6 hamlesiyle birlikte fikir zannediyorum ki B5 hamlesi. C çarpı D5, E çarpı D5 ve fil D3 hamlesiyle birlikte fikirine atı alacak. Fille alınca da hop H7'yi vuracak. C6 oynanıyor arkadaşlar. C6 hamlesiyle birlikte beyazlar da kısa rok yapıyor. At E4 oynanıyor. At E4 hamlesi tabii ki de beyazın H7 saldırısını kesmeye yönelik bir hamle. Ve şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ya ne güzel işte, filleri kırışalım, oyun açılsın. Hayır arkadaşlar, öyle değil. Fil F4'ü oynuyor. Fil F4 ile birlikte bakın arkadaşlar, burada bir fikir oluştu bile. Eğer ki ben fille vezir tekne dersem vezir hiçbir yere kaçamayacak, ama filim korumasız. Vezir fili yiyecek. O yüzden benim bir fedalar medalar yapmam lazım. F5 çok kötü hamle arkadaşlar. Ve at çarpı D5 fedasıyla birlikte eğer ki C çarpı D5 yapılırsa şimdi artık vezir C7 karesine bakıyor. Ve fili C7'ye oynarsam vezir koruyacak. Fil C7 hamlesiyle birlikte vezirin kaçacak hiçbir yeri bulunmamaktadır. Ya diyeceksiniz ki bu 14 hamledeki bir tuzak nereden karşımıza çıkacak? Arkadaşlar karşınıza çıkarsa yaparsınız. Çıkmazsa kaybedecek bir şeyiniz yok diyelim. Kısa tuzaklar serimizin 6. videosu da bu şekildeydi. 7. videoda Lasker tuzağında görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.